6. Zeka ve Yetenek Kongresi'nde ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada bir müzisyen var. Müzik yolculuğuna 1984 yılında başladı ve bu yolculukta birçok ödülü kucakladı. Viyolonsel sanatçısı Profesör Doktor Ozan Evrim Tuncel sonra burada olacak. Kendisi klasik müziğin yaygınlaşması ve daha geniş bir kitle tarafından anlaşılması için çalışmalar yapmakta. Yurt dışında eğitimini tamamladı, Türkiye'ye döndü, Eskişehir'de 500'e yakın çocuğa ulaşan Çocuk Senfoni Orkestrası'nın kurulmasına öncülük etti. Müzik yetenek testi ve eğitim çalgıları konularında 2 adet patenti bulunuyor. Ozan Evrim Tunca bize bugün müzik yeteneğinin keşfini anlatacak. Kocaman alkışlarınızla Profesör Doktor Ozan Evrim Tunca sahnede. Merhabalar. Burada sunuyu yönetebileceğim bir şey var herhalde. Evet. Ben Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesiyim. Biraz önce hanımefendinin de söylediği gibi klasik müziğin daha fazla insan tarafından dinlenebilmesi için, hayatlarına geçirebilmeleri için, ondan daha fazla insanın yararlanabilmesi için de çeşitli çalışmalar yaptım. Bir süre sonra da bu 2004 yılında ben Amerika'da 10 yıl okuduktan sonra Amerika'dan Türkiye'ye yerleştim 2004 yılında. Ve daha sonra oğlum 2006 yılında bir oğlum oldu. Müzik yetenek testiyle ilgilenmek ya da müzik yeteneğini keşfetmekle ilgilenmek de birazcık onun sayesinde oldu. Bir taraftan dediğim gibi klasik müziğin yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yaparken bilimsel çalışmalar da üniversitede yürütmeye başlamış oldum. Şöyle oluyor, işte terzi kendi söküğünü dikemez diye bir söz var. Bu söz hepimizin bildiği bir söz. Dolayısıyla oğlum 6 yaşlarına geldiği civarda hemen ben acaba çocuğumun müzik yeteneğini nasıl destekleyebilirim? Çünkü 6 yaş zaten hani ölçmek için büyük ihtimalle çok erken diye düşündüm. Zaten çevreden de sık sık senin mutlaka oğlun çok yeteneklidir, işte nasıl diyenler oluyordu. Birkaç sene sonra da bu yeteneğinin ölçülmesi için ne yapabileceğimi araştırmaya başladım. Şimdi Türkiye'de devlet konservatuarları, güzel sanatlar liseleri, eğitim fakültelerinin müzik bölümlerinde ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerinde mesleki müzik eğitimi veriliyor. Onların giriş sınavları da aslında birbirine çok benzer. Şöyle yapılıyor, bir piyanoda tuşa basıyor öğretmen. Çocuk da o sesi kendi sesiyle tekrarlıyor. Genel konsept bu. Biraz sonra zaten daha detaylı anlatacağım. Fakat çocuğunuz 7-8 yaşında ya da 6-7 yaşında olduğu zaman çocuğunuzu piyanonun başına getirtip bu sesleri bu şekilde elde edemeyebiliyorsunuz. En önemli problemlerden bir tanesi çocuk daha önce sesini bu biçimde kullanmamış da olabiliyor. Baktım ki oğlumdan bu dönütleri alamıyorum. Bununla ilgili bilimsel çalışmaları araştırmaya başladım. Türkiye'de yapılan ve daha önce yurt dışında yapılmış olan bilimsel çalışmaları. Bu da Robert Schumann'ın müzik dünyasında çok önemli bir isim. 1800'lerde yazdığı bir kitaptan, Genç Müzisyenlere Öğütler başlıklı kitaptan. Gerçekten işte bir kilo demirden bir servete değer 1000 saat zembereği deyince insan tabii o şeyi müzik yeteneğini nasıl değerlendirebilirse o saz zemberikleri haline getirebilir diye düşünüyor. Ama ben biraz sonra anlatacağım. O oğlumun müzik yeteneğini keşfettikten sonra biraz önceki konuşmalarda da vardı. Yeteneği keşfetmek çok önemli. Fakat ondan sonra onu işlemek, hatta çocuğu bu yeteneğinde, yetenekli olduğu konuda devam etmesini sağlamak ayrı bir zanaat. Ve o kısımda işte o terzi kendi söküğünü dikemez meselesine orada takılmış oldum ben de kendim. Kısaca müzik yeteneği ile ilgili konuşmak istiyorum önce. Müzik eğitimi alan herkes biliyor ki sesleri bir şekilde birbirinden ayırt edebilmesi gerekiyor kişinin.
ve aklında tutabilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ritimleri de birbirlerinden ayırt edip aklında tutabilmesi gerekiyor. Bazen seslerden kastım tabii melodiler, daha uzun segmentler aklında kalabiliyorsa verdiğiniz parçayı çocuk kısa süre içerisinde size hazır getirebiliyor. Sonra o parçanın içerisinde kendisi de güzel bazı düzenlemeler yapabiliyor. Eğer aklında kalamıyorsa tabii ki müzik eğitimindeki şeyi çok daha dezavantajlı olmuş oluyor. Edwin Gordon'un Audiation dediği, yine literatürden takip edilebilecek çok önemli bir isim. Sesleri ve ritimleri fiziki olarak olmadıkları yerlerde akılda canlandırabilme. Yani bir senfoninin bir kısmını aklınızda canlandırıyorsunuz. Ve eğer bir çalgı eğitimi alıyorsanız hatta ona aklınızda şekil de verebiliyorsunuz. Bir kurgu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki burayı ben şöyle çalacağım, şu sesleri buradan yükselteceğim, bu noktaya getireceğim ve çaldığınızı da hayal edebiliyorsunuz. Dolayısıyla çalgınızdan çıkan sesleri de bununla karşılaştırabiliyorsunuz. Ancak bu yollarla iyi bir müzisyen olmak mümkün olabiliyor. Başka bir konuda müziğin taşıdığı duygusal içeriği alabilme ve aktarabilme. Mesela pek çoğumuz Fazıl Say'ı tanıyoruz. Pek çoğu kişinin aklına şöyle bir soru da oluyordur eminim. Benim yani sık sık karşılaştığım. Hani bu kadar piyanist var. Değil mi? Yani hiç piyanist yok değil. Hem Türkiye'de de var. Dünya kadar piyanist var. Nedir bu Fazıl Say'ı bu kadar ayrıcalıklı hale getiren? Müzik anlamında söylüyorum tabii bunu. Yaptığı müziğin niteliği anlamında söylüyorum. Benim de kendi okul yıllarımda birkaç sınıf büyüğümdü. Ben konservatuvarda, yine burada Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okudum. İki sınıf büyüğümdü. Fazıl'ın yaptığı müziğin taşıdığı duygusal içeriği gerçekten çok iyi içselleştirip karşıya aktarabiliyor. Ancak öyle zaten Viyana'da ya da Almanya'da Mozart'ın kendi ülkesinde bu eserleri seslendirmesi için işte ismine festivaller düzenlenebiliyor bir insanın. Şimdi müzik yeteneği diye çok geniş bir kavram var elimizde. Bunu birazcık böyle küçük küçük parçalar halinde söylemek istedim. Çünkü müzik algısı, yani sesleri dediğim gibi ayırt edebilme ve akılda tutabilme başka bir şey tabii ki. Müziğin taşıdığı duygusal içeriği alabilmek ve aktarabilmek de başka bir şey. Ama hepsine bizim müzisyenler olarak ihtiyacımız oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Mesleki müzik eğitimi veren kurumları biraz önce söyledim. Tek ses, biraz önce söylediğim gibi piyanodan duyduğunuz sesi kendi sesinizde tekrar ediyorsunuz. Sonra daha çok sesler çalınmaya başlıyor. Mesela çift ses, aynı anda iki sesi birden çalıyor öğretmen. Çocuk iki sesi birbirinden ayırt ediyor ayrı ayrı ve ondan sonra kendi sesiyle veriyor. Bu üç ses, dört ses olarak devam edebiliyor. Melodi ve ritim tekrarı isteniyor. Tabii buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu, bu sınavlar sırasında bu soruların madde diyoruz hani ölçmecilerin dilinde, bu maddelerin güçlükleri vesaire hiçbir şeyi hesaplanmış değil. O sırada tamamen kendi tecrübesine dayanarak normalde solfej dersinde ben bunu soruyorum, çocuğun bunu yapabilmesi lazım diye düşünerek yapıyor bunu. Daha sonra ben biraz önce bahsettiğim gibi bu literatürü taradığımda, bilimsel çalışmaları incelediğimde pek çok algı, müzik algısı testiyle karşılaştım. 1919'da ta Amerika'da Carl Seashore bir test geliştirmiş. Daha sonra bu 1960'da tekrarlanmış, bütün dünyaya yayılmış, Olympia Records'tan böyle 6 tane plak yapmış. Kocaman da bir alet yaptırmış. Amerika'daki pek çok okulu dolaşmış bu aletlerle çocukların müzik kulağını keşfetmek üzere. Yani on binlerce çocuğun kulağına bakılmış bu yöntemlerle. Orada da benzer yine tek ses, çok ses, melodi, ritim, tempo, gürlük. Tempodan kastım bir parçanın yavaş yavaş hızlanıp ya da aynı tempoda kalıp kalmadığını algılayabilmek. Seslerin gürlükleri, bir sesin diğerinden çok çok hafif, yüksek bir gürlükte çalınıyor olmasını profesyonel bir müzisyenin aslında ayırt edebilmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, oda müziğini duymuşsunuzdur. Şimdi ben bir cellistim.
Karşımda bir kemancı var, yanında bir viyolacı var. Beraber biz bir şeyler çalarken viyolacının çok hafifçe sesi azaltmasını benim hissetmem gerekiyor, duyabilmem gerekiyor ve kendi sesimi de ona ayarlayabilmem gerekiyor. Profesyonel bir müzisyenin yapması gereken işlerden biri bu. Dolayısıyla Carl C. Shore ve benzer pek çok algı testi geliştiren insanlar buna da bakmışlar. Sonra öğrendim ki uluslararası olarak müthiş şeyler, kaynakları olan merkezler var. Burada küçük bir liste yaptım bile. Ben de istedim ki bunu Türkiye'de bir merkez haline getirelim. Çok iyi bir ekip kuralım. Çocukların müziksel algısını doğru şekilde tespit edebilelim. Yani insanlar 1919'da yapmışlar. Herhalde biz de bunu bu şekilde, ta bir de o literatürler de bizim için kullanılabilir olduğuna göre yapabiliriz diye düşündüm. Ve Anadolu Üniversitesi'nde bir senedir bir çalışmaya başladık. Bunun adı da Anadolu Üniversitesi Müzik Algı Testi oldu. Fakat benim müzik yetenek testleriyle ilgim biraz önce hanımefendi de söylediği gibi bir süredir devam ediyor. Yani benim 4-5 yıl önce kendi aldığım bir patentim de var. Normalde sınıflarda uygulanabilen bir test geliştirmiştim. Fakat bu sefer bir nöroloji profesörümüz de var aramızda. Ekibimiz büyüdü. Veri analistimiz var. Çok farklı, çok daha kapsamlı bir testin çalışmasına girdik. Müzik algısını ölçebilmek, çocukların müziksel işitme yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayabilecek internet tabanlı bir test geliştirmek istedik. Buradaki şöyle bir mantık var. Şimdi çocuklara senin müzik yeteneğin var ya da yok dediğin zaman, bunun başka ne diyelim, kendisiyle ilgili beklentilerle ilgili ya da psikolojik bazı etkileri olabiliyor. Ben o yüzden böyle özellikle şöyle bir mantıkta olsun istemedim. Bir yerin giriş sınavı gibi ya da işte bunu yaparsan şöyle olacak, sonuçta şöyle bir şey kazanacaksın gibi değil. Tamamen kendisini tanımaya yönelik bir test olsun. Dolayısıyla tekrar tekrar alma şansı olsun. Bir kayıp hissi yaratsın istemedim. Hedef kitlesinde konservatuar öncesi olarak düşündük. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıf. Çünkü beşinci sınıftan itibaren konservatuarlar zaten öğrenci alabiliyorlar. O tarihten önce yakalamamız gerektiğini düşündük. Tasarım tabanlı ve psikometrik yöntemler kullanılarak geliştirilen bir test olmuş oluyor. Şimdi deneme testleri önümüzdeki aylarda okullarda başlayacak. Dediğim gibi daha önce benim yapmış olduğum müzik yetenek testinin deneme testlerini o zaman yapmıştım. Onun dönütlerini almıştım ama bu sefer çözmesi çok daha keyifli. Çünkü arayüzleri çok sıcak, kolay anlaşılır. Dolayısıyla yaşı aşağıya çekebileceğimiz bir çalışma olmuş oldu. Böyle de güzel bir arayüzü olmuş oldu. O arada ben size şeyden de bahsedeyim. Oğlum ve şimdi oğlumun müzik kulağını test etmek üzere ben bunu hazırladım. Sonra yavaş yavaş test ederek ve arkadaşlarını da eve davet ettim. İşte sınıf arkadaşları birinci sınıftan itibaren bakmaya başladım. Hakikaten çocuklar küçükken seslerini kullanarak o sesleri direkt veremiyorlar. Ve şimdi çocuğun algılayabildiğini görüyorsunuz. Duyuyor o sesleri. Ama sesiyle geri bildirim veremiyor. Yani konservatuvarın giriş sınavına gelse kulağın yok denmiş olabilecek. Hatta enteresan bir şey de öğrendim. Bizim alanda çok önemli isimler, mesela Ruşen Güneş diye bir devlet sanatçımız vardır, bir viyola sanatçısı. 1970'lerde Londra'ya gitmiş ve oradaki Kraliyet Orkestrası'nın baş viyolacısı olmuş. Müthiş başarılı bir sanatçı büyüğümüz. Öğrendim ki o da konservatuvarın ilk yıl sınavına girdiği zaman başarılı olamamış. Yani bu şeyi gösteriyor. Bu kadar başarılı olan bir müzisyen var ve eğer biz onun kulağı olup olmadığını doğru şekilde algılayamıyorsak, demek ki burada yanlış giden bir şeyler var. Çocuklar sürekli işte dediğim gibi bir şekilde geldiler, beraber kulaklarına baktık. Yaklaşık 8-9 yaştan itibaren seslerini güzel kullanarak geri bildirim vermeye başlayabiliyorlar. Fakat bunların arasında şöyle şeyler de olabiliyor. Mesela çocuk çekingen olabiliyor.
sesleri bir kısa kısa veriyor. Bir türlü alıştıramıyorsunuz çocuğu. Ya da işte bulunduğu şeyde komisyon çok geniş oluyor. Orada ürkebiliyor vesaire gibi. Şöyle sıkıntılar da olabiliyor bu tür sınavlarda. Bazen 100-200 öğrenci dinliyorlar. İlk öğrenciye sordukları soruları daha ileridekilere sormuş olmuyorlar. Bu tür sıkıntıların hepsini bu müzik yetenek testiyle geliştirmeye karar verdik. Ya da geliştirebileceğimizi düşündük. Böyle bir şeyi olmuş olacak. Ben küçük bir örnek olsun diye koydum sadece bunu. Aslında 8 kategorimiz var. Kategorilerimiz işte tek ses, çok ses, ritim, melodiler ve tempo mesela. Yine yükselip hızlanan ya da yavaşlayan parçalar. Ses uzunlukları gibi gidiyor. Burada basit iki tane melodi dinliyorlar. İçindeki çok ufak bir ayrımsamayı anlayabiliyorlar mı? Orada evet hayırı tıklıyorlar. Böylece dediğim gibi yaş şeyini de aşağıya çekebilmiş olduk. Bütün bu müzik yetenek testiyle ilgili çalışmaların bir taraftan devam ederken enteresan da bir olay oldu. Bana sosyal paylaşım sitelerinden zaman zaman ulaşırlar. Benim işte çocuğumun yeteneği, işte şu yaşta şunu çalıyor, bunu yapıyor. Bazen de amatör çalgı eğitimi alan kişiler de ulaşmış olabiliyorlar. Zaman zaman danışmanlık vesaire gibi şeyler istedikleri. Şimdi Yiğit Vural adlı bir bey bana mesaj yazdı sosyal paylaşım sitesinden. Ozan Bey merhaba, ben 3 yıldır cello dersleri alıyorum. Kendime bir cello satın almak istiyorum. Bana bir öneride bulunabilir misiniz diye. Ben de hani şey dedim herhalde 3 yıldır olduğuna göre herhalde zayıf bir seviyededir. Ama siz bana bir video gönderin dedim. Bir değerlendireyim. Bir de hani Ozan Bey falan diye çok da güzel bir dille de giriş yapmış. Ben dedim 25-30 yaşlarında bir bey. Herhalde amatör çalgı eğitimi almak istedi. Ondan sonra bana video gönderdi. Fakat ben videoyu bir uzun süre izleyemedim. O sırada konserler vesaire oldu. Ondan sonra 6-7 ay sonra tekrar başka bir şey için bana bir mesaj yazdığı zaman bir baktım ki hakikaten Yiğit'in videosunu izlememişim. Ve sonra tıkladım. Şimdi onu da bir sizinle paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi bir, yani inanılmaz bir şey değil mi? Bir hazine bulmuş oldum. İnanılmaz yani, o sosyal bir tıkladım ve bu videoyu izledim. Sonra tabii hemen aradım. İşte bana numaranız nasıl? Cello çalıyor. Eseri Kodály. Kodály solo sonat. Şöyle bu arada eserle ilgili de böyle bir bilgi vereyim. Bu eseri genelde biz konservatuarda 10 yıl okuyan lisans öğrencilerimiz de dahil olarak kolay kolay kimseye vermiyoruz. Çok zor bir eser. Yani bunu çalması çok güç. Yani hele ki zaten 3 yıldır kursta falan bir eğitim alan birinden hiçbir şekilde beklemiyorsunuz. Normalde 3 yıldır kursta eğitim alan kişi birkaç Suzuki kitabı yapmış olabilir. Güzel birkaç parçası vardır. Normal şeyler bunlar. Fakat Yiğit'teki durum tabii bambaşkaydı. Hemen dedim babanın numarasını gönder. Kaç yaşındasın dedim. 15 falan. Ben işte dediğim gibi 25-30 yaşında sanıyordum. Hemen babanın numarasını aradım. Dedim ki bakın dedim Messi de futbolda Messi neyse sizin evinize bir şekilde bu düşmüş. Yani bunu kesinlikle kaçırmamanız lazım. Şu anda yapacağınız ne yatırım varsa alın. Neyi bankadan kredi mi çekeceksiniz, ne yapacaksınız? Mutlaka iyi bir cello alın. Bunu hemen ben bazı bağlantılar da kurdum.
Avusturya'da Viyana Akademisi'nin giriş sınavına gönderdik hemen Yiğit'i. Evet, evet, evet. Sonrası Yiğit yine bana kısmet oldu. Çünkü şöyle oldu. Evet, yani Viyana'da sınava girdi. Viyana'daki hocası çok beğendi. Dedi ki müthiş yeteneklisin, inanılmaz bir şey. Fakat orada değişik basamaklar var. Solfej, işte yardımcı piyano, başka birçok şeyi de geçmesi gerekiyor. Çocuk normal liseye giden bir çocuk. Hani normal solfej dersi falan hayatında almamış. Ya tabii o yüzden giremedi. Giremedi, aradı beni, hocam ben giremedim. O zaman dedim gel Eskişehir'e. Biz şimdi çalışmaya başladık. Birkaç sene beraber çalışacağız. Ben en kısa zamanda onun altyapısını tamamlayıp tekrar göndereceğim. Yani gerçekten futbolda Messi neyse bu çocukta böyle. İşte Fazıl Say gibi, Yiğit gibi inanılmaz yetenekler var. Ve bunlar hani işte bor yatakları vesaire deniyor ya, inanılmaz işte zenginliklerimiz var. Bunları kesinlikle kaçırmamalıyız, mutlaka kullanmalıyız. Ülkemiz için müthiş olanaklar sağlayabilir. Gerçekten bu çocukları keşfetmek gerekiyor. Ondan sonra da doğru yönlendirmek gerekiyor. Şimdi keşfetme kısmını dediğim gibi müziksel algı testleriyle yapsak bile, benim oğlumda da durum şöyle oldu, onu da söyleyeyim. Müzik kulağı harika çıktı. Sınıfından da 3-4 kişiyi de keşfettik. Onlar da çok iyiydi. Bir senede cello çalıştılar benimle. Hatta onlar çalışsın diye evde böyle cello partileri falan yapıyordum. Hepsine mısırlar kaynatıyordum. Aralarda böyle işte ikişer ikişer ders alıyordum. Oynuyorlardı vesaire. Fakat bir sene sonra Bora bıraktı celloyu. Evet, yani yeteneği olan çocuğun da illa onu da devam ediyor. Biraz önce işte konuşmacıların da söylediği gibi yetenek olması muhteşem bir şey. Tabii bu çok güzel. Ama onu bir şekilde devam ettirebiliyor olmak, devam ettirecek ortamı sağlamak da çok zor. Çok kolay olmayabiliyor. Biraz önce bahsedilen aslında El Sistema formatındaki orkestrayı da ben Eskişehir'de bunun için kurdum. Şu anda 500 çocuk var. Çocuklar orada çalgılarla tanışmış oluyorlar. Küçük yaştan itibaren eğilimlerini anlamış oluyorlar. Daha sonra eğer konservatuara gireceklerse oradan devam ediyorlar. Eğer baktılar ki bu hobi gibi kalacak, ya kursa gidiyor ya orada devam ediyor. Sadece kendi oğlumda bunu başaramasam da Yiğit Vural'da, Yiğit Vural gibi bir örnekte de bunun sonuna kadar gideceğini umduğum bir profil oluşmuş oldu. Evet, aralar çok önemli, teneffüsler çok önemli bildiğim için bu kadar diyorum. Çok teşekkür ediyorum.